Aa, Bahri Bey arıyor. Efendim Bahri Bey. Savcılığa mı gitmem gerekiyor? Tamam, siz geçin oraya, orada buluşuruz. Allah Allah. Neymiş? Ya savcılığa gidip ifade vermem gerekiyormuş. Ne oldu acaba? Savcı Bey, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben 5 yıl kayıp kızımın peşinde koştum. Sonra Sabri Bey benimle bağlantı kurdu. Sude senin çocuğun dedi. Ben de o acılı halimle ona inandım. Sonra DNA testi yaptık. DNA testinde de Sude benim çocuğum çıktı. Sonra Sabri Bey bir itirafname hazırladı. Orada da çocuğu ben kaçırdım dedi. Yani Bahri Bey bunların hepsine şahit. Gerekirse şahitlik yapar. Doğru, yanınızdaydım. Sabri Bey'in itirafnamesini söylediği gibi kaleme aldım. Yani kendi aklı başındayken imzaladı. Vasiyetnamesini de ben hazırladım. Yani böyle bir şikayet nasıl yapılır? Anlamış değilim. Ben Sude'yi kayıp kızım sandım. Üstelik onun parasından bir kuruş bile kendim için harcamadım. Zaten bizim bütün hesap dökümleri Alp Bey'de var. Gerekirse ondan alabiliriz, değil mi? Bakın savcım, Zeynep Hanım böyle planlar yapabilecek biri değil. O kızını arayan mağdur bir kadın. Yani mali kayıtları da ben size posta yoluyla ulaştırırım bugün. Oradan da teyit edebilirsiniz. Kayıtları bir an önce bekliyorum avukat bey. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Zeynep Hanım? Yok. Sizin var mı Bahri Bey? Yok Sayın Savcım. Yazılı savunmayı da ben akşam üzeri size ulaştırırım. Eğer soru sormak isterseniz bu benim kartım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Zeynep Hanım. Bir sorun oldu efendim. Ne oldu? Alışveriş yaptım fakat ödeme için kasaya gittiğimde kartı el konuldu. Ne demek kartı el konu? Aa, limitsiz bir karttı o. Yani yanlışlıkla ters falan sokmuş olmayasın Gürcan. İlk kez kart kullanmıyorum Ayşe Hanım. Tamam, durun durun, anlarız şimdi. Ne yazık ki Sabri Bey'den kalan tüm mal varlığına tedbir konuldu. Evet evet, açılan soruşturmadan dolayı. Yani sabahtan beri Bahri ile uğraşıyoruz ama durum pek iç açıcı gözükmüyor. Nasıl yani, biz şimdi 5 kuruşsuz mu kaldık? Çocukların okul taksiti var, çalışanların ücreti var, evin masrafı var. Yani bunun bir an önce çözülmesi lazım Alp Bey. Benim de elim kolum bağlandı Zeynep Hanım. Hesaplara ulaşamıyorum. Ama elimden geleni yapacağım, merak etmeyin. Hay Allah. Hiç iyi olmadı böyle. Yani tam da alışveriş günümde. Ya bir sürü şey eksik. Yani ben akşama ev ahalisinin önüne ne yemek pişirip çıkaracağım? Ayşe Hanım, bu evinkilerindeki yemekler hepimize en az bir ay yeter. E zaten sebze bahçeden geliyor. Tavuklar bizim kümesten. E taze süt de geliyor her gün. Olur mu hiç öyle bir şey Zeynep Hanım? Yani kilerde et yok, şarküteri yok. E akşama deniz ürünleri pişirecektim mesela. Yahu yapıverin bir makarna, yanına da yumurta kırın, olsun bitsin işte. Zaten cana ulaşamıyorum, okulu kırmanın tam gününü buldu. Derdim başımdan aşkım, bir de sizle uğraşmayayım lütfen. Ya benim Sudem her şeyi yemez ki ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.